Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, beklenen oldu. Haçlı İttifakı bugün kara propagandasına başladı. Afrin operasyonumuzdan rahatsız olan ve bu operasyonun yapılmaması için elinden gelen her şeyi yapan Haçlı İttifakı bugün ortaya bir iddia attı. Bu iddia Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddiası. Bunu çeşitli gazeteler dile getiriyor, batılı gazeteler. Bunu aynı zamanda Fethullahçı sosyal medya hesapları da dile getiriyor. Aynı zamanda bunu bizim militan solcu sosyal medya hesapları da dile getiriyor. Alman Der Spiegel gazetesi dergisi yazdı bunu internet sayfasında. Böyle bir iddianın varlığından bahsetti. Ve o kadar komik ki bu Türkiye'nin kimyasal saldırısında 6 tane PKK'lının işte nefes darlığı çektiği, 6 tane PKK'lının aynı zamanda göz bebeklerinin büyüdüğü. Böyle saçma sapan bir şey. Yani ölü yok, yaralı yok. Hafif rahatsız olmuşlar bu kimyasal silahtan. Neyle saldırdı lan Türkiye? İpragaz mı attılar? Böyle kimyasal saldırı mı olur diyesi geliyor insanın. Ama işte bunlar kara propagandanın bir parçası. Gölge düşürmek istiyorlar. Ben bölgede birçok askeri personel ve subay arkadaşımızla sosyal medya üzerinden irtibat halindeyim. Bir tanesinin söylediğini aktarmak istiyorum. Dedi ki bu operasyonun yavaş yürümesinin tek sebebi sivil kaybı önlemek zorunda olduğumuzun farkında olduğumuz için. Oradaki en ufak bir sivilin burnunun dahi kanamasını istemediğimiz için pergelle ve cetvelle çalışıyoruz. İnce ince hesap yapıyoruz ve bu operasyon bu yüzden böyle uzun sürüyor. Yoksa NATO'nun ikinci büyük ordusundan bahsediyoruz. Afrin'i dümdüz etmesi 24 saat sürmez ama sivillere dikkat edildiği için, sivil kayıpların önlenmesi istendiği için ağır davranıyorlar. İstedikleri kadar kara propaganda yapsın Haçlı İttifakı. Biz Afrin'e gireceğiz ve sizin oradaki müttefikleri cehennemin dibine göndereceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.